Kudüs tarihi ve içerisinde barındırdığı değerlerle dünya dinleri için büyük önem arz ediyor. Kudüs barındırdığı dini değerlerle üç din, İslam, Hristiyan, Yahudilik de ortak kutsal öneme sahip olduğu merkez. Harita üzerinde Filistin ve İsrail'in orta noktasında yer alan Kudüs, 800 bin kişilik nüfusa sahip. İçerisinde Mescid-i Aksa, Ağlama Duvarı, Kubbetü's-Sahra gibi dini öneme sahip yerler bulunuyor. Kudüs'ün tarihi bilinene göre M.Ö. 2000'lere kadar uzanıyor. Tarihi boyunca iki kez yok olma kaderini tadan şehir, 23 işgale 52 saldırıya tanıklık etti. Hazreti Muhammed'in İslamiyet'in yayılmasında önemli bir nokta olan Kudüs'ten Miraç'a yükseldiği ve Mescid-i Aksa'nın burada inşa edildiği biliniyor. İslam için önemli olduğu kadar Yahudi ve Hristiyan dinleri için kabul gören bazı yapı taşları burada bulunuyor. İsa'nın burada çarmıha gerildiği rivayeti ve bu nedenle buranın hac noktası olarak kabul görmesi Hristiyanlar için M.Ö. 10. yüzyılda Kral Davud'un ele geçirmesiyle Kudüs'ü Yahudiler için anlamlı kılıyor. Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını Birleşik Başkenti ilan etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke Kudüs'ü ya da Doğu ve Batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor. ABD Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu. Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti. Filistinliler de Doğu Kudüs'ü ileride kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor. Oslo anlaşmalarında Kudüs'ün statüsü barış görüşmelerinin ileri aşamalarına bırakılmıştı. Üç semavi dininde Kudüs'te kutsal mekanlarının bulunması, kentin tarih boyunca uluslararası öneme sahip olmasına yol açtı. İsrail, 1980 yılında kabul ettiği kanunla Kudüs'ü bölünmez başkenti ilan etti. Ayrıca aynı kanunla kentte yaşayan Araplara vatandaşlık verildi. Araplarda Doğu Kudüs'ü ileride kurulması muhtemel Filistin devletinin başkenti olarak kabul ediyor. 1993 yılında imzalanan Oslo Barış Anlaşmaları'nda Kudüs'ün nihai statüsünün barış görüşmelerinin ileri aşamalarında ele alınması öngörülüyor. İsrail Devleti'ne ait meclis, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıklar gibi resmi kurumlar Kudüs'te yer alıyor. Ancak İsrail'in Kudüs üzerindeki başkent ilanı uluslararası alanda tanınmıyor. İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te tutan hiçbir ülke bulunmuyor. Trump'ın açıklaması bu anlamda bir ilk olma özelliği taşıyor. Türkiye'nin de İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'de bulunuyor. Ancak Türkiye, Kudüs'te diplomatik temsilcilik bulunduran az sayıda ülkeden birisi. Türkiye'nin Filistin yönetimiyle ilişkilerini sürdürmek amacıyla Kudüs'te başkonsolosluğu bulunuyor. Kudüs Başkonsolosluğunda Türkiye büyükelçi düzeyinde temsil ediliyor. İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden bu yana kentteki Yahudi nüfus da önemli bir artış kaydetti. 1967 yılından bu yana İsrail burada en az 10 yerleşim birimi kurdu. Buraya yaklaşık 200 bin civarı Yahudi yerleştirildi. Uluslararası hukuk tarafından Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri yasa dışı kabul ediliyor. Ancak İsrail buna itiraz ediyor. Kudüs'te yaklaşık 850 bin kişi yaşıyor. Nüfusun %37'sini Araplar, %61'ini de Yahudiler oluşturuyor.